Senin ne işin var burada? Sana da merhaba Ceyda'cığım. Niye geldi ki şimdi bu? Gerildim ben. Sakin ol Ayşe. Sakin ol kızım. Heyecanlanma. Niye geriliyorum ki durduk yere? Patron sensin oğlum. Hadi kızım. Kendine gel Kerem. Çok mu özledin? Seni mi? Senin neyini özleyeceğim ben? Şirketi kastetmiştim ama öyle anlamak istediysen. Yok sen kendini beğenmiş biri olduğun için ben böyle söyleyeceğini düşündüm. Yanılmışım pardon. Niye geldin? Senin için geldim. Nasıl? Şaka yaptım Kerem, şaka. Hemen heyecanlanma. Şirkete geldim. Gonca'yı görmeye geldim. İzin mi almam gerekiyor? Görebilir miyim yani? Yo, istediğini gör tabii. İyi, tamam. Hazır gelmişken aslında dün gece imzalayamadığın şu sözleşme feshini şimdi halletsek mi? Seni kaçırmayayım. Bir yere kaçmıyorum Kerem, imzalarım. Yan çizme konusunda usta olduğun için korktum ben de. Bunu sanırım yakın tarihe bakarak bir daha dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü yan çizmenin vücut bulmuş hali sensin. Hiç kavga edemeyeceğim seninle. Bence de tartışma. Vay Ayşe. Aa. Hoş geldin canım arkadaşım. Canım arkadaşım mı? Hı. Bro ne haber? Ne haber Volkan? İyi vallahi Ayşe, ne olsun be işte devam. Yalnız senin yokluğun hissediliyor, o biraz canımı sıkıyor. Yani bir yere gittim yok canım. Biz sosyal ortamlarda da görüşmeye devam edebiliriz. Herhalde canım, kopmayalım. Kopmayın, kopmayın. E kopmayalım tabii brocuğum. Dostluk, arkadaşlık öyle kolay kazanılmıyor. Bak senle bana. He? Aramıza biri girebilir mi? İmkansız. Giremez. Yani tabii her arkadaşlık farklı. Şimdi sen daha farklısın benim için tabii. Volkancığım, canım arkadaşım. Bir gelebilir misin? İşle alakalı bir şey konuşacağım seninle. Görüşürüz. İyiydin Ayşe, iyiydin. Çok güzel hallettin, idare ettin. Gayet rahattın. Baba. Söyle oğlum. Müsaitsen biraz konuşalım mı? Tabii konuşalım oğlum. Of. Baba ya. Ben bu Kerem'le Ayşe'nin durumuna çok üzülüyorum. Şimdi bu Ayşe'nin söz kesme olayları filan derken böyle. Ne yapalım oğlum, ben de. Ben de üzülüyorum. Baba. Hı. Çözsen bu meseleyi sen çözersin. Ya şimdi bu Kenan amcayı dolandıran adamı bulsan, çıkarsan Rıza'nın önüne. Oğlum babanı dolandıran bu adamdı diye böyle ha. Samet, sen benim söylediklerime inanıyor musun? İnanıyorum baba, olur mu öyle şey? Ha, ama Rıza benim söylediklerime inanmıyor. Rıza Muhsin Yiğiter'in söylediklerine inanmıyor. Kenan benim can arkadaşım, asker arkadaşımdı. O rahmetli olduktan sonra ben onların üstüne kol kanat gerdim. Ha? Ama Rıza bana inanmıyor. Ama Ayşe ne yaptı? Tamam Muhsin babacığım dedi, inanıyorum dedi. Ama Rıza, Muhsin Yiğiter'in sözüne inanmadı. Kusura bakma, ben Rıza için kılımı bile kıpırdatmam. Ya baba, demek ki Rıza şimdi bu konuda biraz hassas. Sen onun büyüğüsün ha? Ne haber kız? Ben geldim. Ya kızım sen ne yapıyorsun burada? Delirdin mi ya? Delirmedim. Sarıl bana. Böyle bağır, mutlu ol beni görünce. Ayşe de. Ayşe. Ben geldim, otur. Delirdin mi ya? Delirmedim ama birilerini delirtmek için buradayım. Gerçekten mi Gonca? Ayşe'cim, bizim planlar işe yaramadı hatırlıyorsun değil mi? Seni istemeye geldiler, sonra abin seni verdi. Her şey saçma sapan oldu yani. Öyle oldu da ben Ömer'le konuştum, hallettim. Hiçbir sorun yok yani. Ha, vaz mı geçti Ömer? Ha yok, vazgeçmedi de. Şey oldu. Vazgeçmedi de ben onunla sözlü. Şey yapacağım, sözlenmiş numarası yapacağım. Ha.
Ben gerçekten formdan düşmüşüm. Hızına yetişemiyorum, anlamıyorum yani. Anlayacak anlamayacak bir şey yok hayatım işte. Öyle numaradan sözlenmiş gibi yapacağım. Neyse, hallettim işte, her şey bende. Ama benim bir planım var ve o plan için bana yardım etmen lazım. Ederim, edeyim, ne yapayım? Şöyle sen, ben, Volkan, Ömer... Şey diyorum, hep beraber senin doğum gününü kutlasak Gonca ya. Niye ya? Ne demek niye? Gonca, Kerim'i delirtmek için tabii ki. Ya, evet evet, Kerim'i pişman etmem lazım. O yüzden de senin doğum gününe gideceğiz hep beraber. Ben orada mutluluk pozları vereceğim, bunları belgeleyeceğim. Sonra Volkan gidip bunların hepsini Kerem'e anlatacak. Sonra Kerem delirecek, dayanamayacak. Ateşli oynuyorsun güzelim gerçekten yani. Hiçbir şeyle oynamıyorum ben Gonca. Ben ne yaptım biliyorum. Sen bana yardım edeceğim mi etmeyeceğim mi? Edeceğim mi etmeyeceğim mi yardım ha? Yani istiyorsan... İstiyorum, çok istiyorum. Gül. Tabii. Kaan. Kerem'e bak da Gül. Kerem'in gözleri içine bak. Ay, şu kahkahaları duyuyor musun? Ha, şimdi gören de dünyanın sırrını çözdü sanır. Ne güzel abi işte, kız mutlu. Bırak gülsün. Sen kimin tarafındasın? Vallahi kardeşim, başıma bir şey gelmeyecekse benim bir tarafım yok. Ben böyle iyiyim. Düşmanımın dostu da düşmanımdır. Burası, siz düşman değilsiniz ki. Problem orada zaten. Siz alt üstü ayrıldınız ya. Hem sizin geçmişiniz gayet güzel. Neyse ne, bitti gitti işte. Sen benim kankamsın. Yani benim tarafımda olmak zorundasın. Daha boşana da 10 gün olmamış kız gitti, biriyle sözlendi hemen. Öyle yaptı değil mi? Evet, öyle yaptı. Bu tarz durumlarda da bu kişi o arkadaş grubundan dışlanır. Haklısın Burak ya. Ben senin böyle hassas olabileceğini düşünemedim. Hassas değilim ben. Onunla alakası yok. Sana kankalık vazifelerini hatırlatıyorum sadece. Bu nasıl kankalık oğlum? Doğru söylüyorsun ya. Cidden haklısın. Allah da beni kahretsin. Aşkın yüzünü şeytan görsün be. Aferin. Var ya, o çölde susuz kalsa ben ona su vermem. Ayşe kim ya bir kere? Ayşe kim abi? Daha bir yıldır hayatımızda Ayşe, 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 Ayşe ya. Tamam, sakin. Ha, Gonca, şu sözleşmeyi sorayım ya. Belki imzalamam gerekebilir, dur dur. Ayşe bir... Aa, Volkan nereye? Odama gidiyorum Ayşe. İzin verirse odama gidiyorum. Hayır, sana bununla ilgili hesap mı vermem gerekiyor anlamadım yani ben. Hem sana ne? Sana ne acaba yani? Ben Kerem'in kankasıyım, ben Kerem'in burusuyum, senin mi burunum? Cevap ver. Ayşe. Anlaşıldı. Bizi civcivli günler bekliyor. Doldurmuşsun Volkan'ı. Ne yaptın diye sormayacağım da. Ne oluyor? Hiçbir şey yapmadım. İttifaklar yerini buluyor sadece. Tamam, neyse ne. Sözleşme ne oldu? Yeni sözleşme hazırlattın mı? Çıkacağım, işlerim var benim. Biz sizi tutmayalım o zaman. Ya. Sözleşme hazır mı? Aa. Tamam. Hazır mıymış? Mesajlaşmanı bitirirsen söylerim. Tamam, şu mesajı yolluyorum. Tamam. Hazır mıymış? Hazır değilmiş. Nasıl? Nasıl hazır değilmiş? Bayağı hazır değilmiş. Sözleşme bahanesi. Şöyle yapalım. Hazır olduğu zaman ben sana haber vereyim. Sen yine buraya gel. İmzala git. Kerem, ben sürekli şirkete mi geleceğim? İşim gücüm var benim. Gelemem öyle her gün. Evet, geleceksin. Gelmezsen sözleşmendeki cezai şartları uygularım. Göreceksin sen Kerem. Tıpış tıpış geleceksin. Görüşürüz. Yeni sözleşmemiz hazır. Güzel. Her şey istediğimiz gibi. O zaman ben gidip Ayşe'yi çağırayım. Hemen imzalasın. Ha, Ayşe şimdi çıktı. Abi bir şey olmaz, ben yakalarım onu. Daha şirketten çıkmamıştır. Dur dur, bekle bekle. Bırak gitsin o şimdi. Gitmesini ben istedim. Biraz böyle gelsin gitsin. Anlıyorum. Yani zor bir karar tabii. Neymiş zor olan? Geçmişten kopmak o kadar kolay olmuyor. Anlıyorum.
Onunla alakası yok. Onunla hiç alakası yok. Ben gitmesini istedim çünkü... biraz zaman kazanalım. Şimdi bu sözleşmeyi hemen feshedersek elimizde marka yüzü kalmayacak. Yani diğer şirketlere ne diyeceğiz? Bizim elimizde kimse yok mu diyeceğiz? O yüzden birini bulana kadar şimdilik sözleşmesini feshetmeyelim. Birini bulalım. İptal kolay zaten. O en kolay kısmı. Tamam. Sen nasıl söylüyorsan. Sorun yok. Ama müsaadenle şunu ben alayım. Bende dursun. Yine başına bir şey gelmesin. Tamam. Nereye kadar bu pembe rüyalar?